Değerli konuklar, kent sanatçısını tanıyor şair Ekrem Budak programına hepiniz hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bütün bildik insanlık halleri Ekrem Budak'ın şiirlerinin yol arkadaşı olmuş. Ne çok mora çalandım yorgun bedeninde ve ellerim toprak kokar gözlerim nem diyerek kendisini kanatıp başka insanlık hallerine göndermeler yapan Budak'ın şiirlerinde doğaya ve insana bağlılık belirgin biçimde öne çıkıyor. Çok geniş bir kitleye sesleniyor şair. Duru bir dilin şiirini yazıyor. Rahmi Emeç. Ekrem Budak 1959 yılının Temmuz ayında Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Kars'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Çeşitli dergi ve gazetelerde şiir ve öyküleri yayınlandı. Halen Eskişehir'de yaşamaktadır. Biyografiniz çok kısa. Sizin alçak gönüllüğünüze uygun. Ya ben işte ne bileyim 1990 doğru. Hala yaşıyorum. Meşim çok güzel bir arkadaşıdır. Ayrıca görevini de belirtelim. Hep değil. Hala dedim. İşte devam ediyoruz. Evet yani. Sağlık, Spor, Kültür Daire Başkanı olarak Osman Gazi Üniversitesi'nde görevini sürdürmekte. Bu arada size verelim. Ekrem Budak kendisinin dilinden kimdir? Demin bahsettiniz mi? 1990'da Kars'ın Kağızman ilçesinin Paslı köyünde dünyaya geldim. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Kent sanatçısını tanıyorum. Zaten onu diyeceğim artık bu programda. Bu geceyi düzenlediğim için teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Ayrıca benim şiirlerimi tahlil edip beni benden edebi anlamda beni benden daha iyi tanıyan bilen arkadaşım Medine Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü birçok işinin arasında evde de çocuğunu bıraktı. Koştu geldi. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Benimle yani bu tür konularda her türlü ortamda rahatlıkla gelip beni anlamaya çalışan arkadaşlarımla birlikte kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Şimdi ben hep söylerim yani 59 yılında doğdum. Ben doğduktan 6-7 ay sonra 62 tane olmuş. Yaşım geldi benim 53-54'te hali itibarlarla devam ediyoruz işte. Böyle bir hayatın içerisindeyiz. Hepimiz yani sadece ben değil, hepimiz aynı hayatın içerisindeyiz. İşte acılar, sıkıntılar, yani köylü çocuğusun. Hani özellikle doğuda ki şartlar daha farklı, daha kısıtlı. İşte o günün koşullarında bir şeyler başarmak zorundasın. Kendini öyle hissediyorsun. Yani ne bileyim. Bir yerlere tutunmak niyetindesin. Hayat seni sürüklüyor ama hayatta kalmanın tek yolu veya başarılı olmanın tek yolu o hayatın sürüklediği doğrultuda değil, biraz da ona bir şeyler katarak, direnerek, kendi biçiminizi kendiniz oluşturarak devam etmek durumunda kalıyorsunuz. Ben öyleydim. Yani. Liseyi Kars'ta bitirdim işte, üniversiteyi burada. 76-77 olabilir değil mi? 78 mezunuyum ben lise. Evet, 78 mezunuyum. İşte 79-80'de akademi döneminde geldim işte. Aynen. Şimdi ben... Yılmaz Büyükerşen o dönemde ben okulu bırakacağım, okumayacağım dedim. Ben okulu bırakacağım, okumayacağım dedim. Bana kızardı falan. Bir gün anladı ki okulu bırakacağım, beni işe aldı. Okulda tutmak için beni işe aldı ama yine ben okulu bıraktım. Askerlik dönüşü okulu tamamladı. Öyle gerekiyorsa. Evet. Ben de üç kere bıraktım üniversiteyi.
Ertuğrul'a yarıyor herhalde. Bulamadı orayı. Bıraktım. İşte ben şeyde askerdeyken 1982-83'te akademilerle üniversiteler gök yasasıyla birleştiler. Dönüşü de tıp fakültesine görevlendiler. Kavşuk kavşuk derdi. Şimdi Osman Gazi Üniversitesi'nde hayata devam ediyoruz. Şiirlerde yani şiirsel serüvenim 1973'te şahit olduğum bir olayın neticesinde etkilendim. İlk şiiri Dörtlükler kitabında İsyan Bastı Yüreğimi, o ilk şiir. İlk şiirim bunun ilk şiiridir. Öyle bir başladı, ondan sonra da kendimi alamadım. Yani günümün 24 saatinin bir bölümünü her fırsat buldukça kendimi okumaya verdim. Yani göle suyun akması lazım, gölün dolması lazım. Hali de aynı yaşam devam ediyor. Suna yakına sormuşlar, mesleğiniz nedir? Okur yazarım. Hem okuyor hem yazıyorum, hayatımı bunlar kabul edilmiş. Evet. Bazı arkadaşlar burada var mı yok mu bilmiyorum. Ben yazıyorum ama az okuyorum ya da okumuyorum diyorlar. Yazmak için okumak gerekli değil mi? Mutlaka, kesin. Yani okumadan yazan adam bir şey yazmıyor. Dönüyor aynı şeyi yazıyor. Emeklemeden yürümek evet, isteyen bir kişi diyor. Yani dönüyor aynı şeyi yazıyor. Değerli konuklar, Ekrem Bey'in 3 kitabı var. En az 3. Zaten böyle bir büyüklerimiz istekleri var ama 3 kitabı var şu anda. Birincisi ve hepsi Mayıs'ta çıkmış. 2011 Sular Susarken, 2012 Acı Kanı Kamçılar ve İsyan Bastı Yüreğimi aynı yıl. Yine Mayıs aylarında. Onu az önce sormuştum. Hepsi Mayıs ayında çıkmış. Şimdi onun da şeyini açıklayayım ben. Tabii. Mayıs ayı Türk toplumu için, Türkiye için, Anadolu için çok tehlikeli bir aydır. Yani itiraller, o ilk şeyler, Mayıs'ta ne bileyim işte... Bir Mayıs var. Yani deniz geçmişlerin asılması 6 Mayıs. Evet. Bilmem ne olayı 6 Mayıs. Mayıs. Evet, yani birçok Mayıs bizim toplumumuzda, yani bizim bünyemizde çok önemli bir aydır. Yani bu havalar mahvettiler. O nedenle siz de bu önemi mi vurgulamak istediniz? Yani ben biraz da karşı duruş için yani. Bir karşı şey duruş. Için, yani. Evet. Şimdi Ekrem Bey'in ilk kitabı Sular Susarken, 2011'de çıkmış bir kitap. Ve bir İlhan Berk'ten söz var. Sözcükler ki alevdir ve karadır şairlerin hayatı. Evet. Şairlerin hayatı niçin kara? Yani işte... Az önce herhalde biraz ipuçları verdiniz. Evet. Yani Türk toplumunda ben şairim, ben yazarım deyip de çile çekmeyen, içeriye girmeyen, hapsi yatmayan, sorgu, sual geçirmeyen, birçok şeyden yoksun kalmayan insan yoktur. Aşık olmayan. Evet. Zaten temelinde aşık. Yani o artık... O olmadan olmuyor zaten. O olmadan hiçbir şey olmuyor. Evet, bu kitapta yine arkada Tuğrul Keskin bir hakkınızda, evet, şiiriniz hakkında yorumu var. Yine Medine hocamız biraz sonra konuşacaklar. Bir de şiir de vardı değil mi? Bir de türkü söylemeyi düşünüyor. Evet, hadi öyle bir şey yok. Ama söylüyormuşsunuz. Başka da saz olmadığını biliyorsunuz. Medine hocam yine bir yorumu var. İkinci kitabınız Acı Kanı Kamçılar. Yine Medine Sivri, Metin Turan, Gülsüm Cengiz ve Rahmi Emeç'in, evet, arkada özet, tabii içeride de geniş yorumları var. Yine burada da Barış Garip diğer ismi herhalde, Gökten Cem'in Aziz Hatırası'na demişsiniz. Ahmet Bey biraz bana bahsetmişti. Burada da yine Hasan Hüseyin Korkmaz'ın Ceren, değil mi? Fırtınadır savurur yaprakları, kımıldamaz taş, acıdır vur götürür kimini, kimine kor yavaş yavaş. Hasan Hüseyin Korkmaz bile bir şiirini. Türk toplumcu gerçekçi şiir deyince, yani evet, birçok şairin yeri farklıdır ama Hasan Hüseyin'in bende yeri apayrı. Evet. Hasan Hüseyin Korkmaz gibi. Üçüncü kitapta yine anne ve babanıza sunduğunuz, ithaf ettiğiniz
İsyan bastı yüreğini döktükler. Halk şiiri tarzında ben öyle adlandırıyorum. Evet, sevgili annem Yazgül ve babam Haşim Budak'a demişsiniz. Armağan ediyoruz. Bunda çok iddialı değildim son şeyde. İşte 2012'de şürmesin, hamlasın, şey olmasın diye. Evet. Öykü denemeleriniz de olmuş herhalde. Evet, öykü denemelerim oldu ve bitti. Yani giderken şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Hatta öykü de bu sözcüğüde ödülümde var değil mi Ahmet Bey'in? Böyle Köroğlu'ndan, Dadaloğlu'ndan yani bir tür hikayeler okunurdu. Yani halkın rahatlıkla anlayabileceği türden şeyler seçilir okunurdu. Orada da böyle arada bir şeyler olurdu. Şiir türünde. O ona şey söyler, o ona kahramanca, şey atışmalar falan. Biraz onlar etkiledi. Biraz işte ne bileyim, köyden ayrılıp Kars'ta ben ortaokulda okudum. Kente gelip yani kitap okumaya o zamandan. Hatta ben böyle her zaman söylerim. Kitapların arasında şiir arardım. Köydeyken, hiç okuldayken. Matematik kitabının bile arasında şiir aradığını bilirim. Yani şiire karşı şey o zaman başladı. Kente gelince yani ortaokula başladıktan sonra da tabii bu yoğunluklu devam etti. Hatta ortaokul öğretmenim Sevim Hanım, Allah selamet versin, yaşıyormuş, öğrendim Ankara'da. O fark etti beni, beslemeye başladı. Yani elindeki kitapları getirdi, bana şu kitap önerdi. İlk kütüphanesiyle götürdü, tanıştı. Bu çocuk gelince istediği her şeyi vereceksiniz, sorumlusu benim dedi falan derken işte öylece bir başladı. Zaten bir şeye başladığı an sizinle örtüşüyorsa, iştahınızı açtıysa o artık bırakamıyorsunuz, o mümkün değil. Şimdi ben bırakmak istiyorum, istesem bile bırakamıyorum. Yani benim eşim burada, eşim de bilir, yatağımın altında, yastığımın altında bir defter, kalem her zaman. Misafirliğe gitsem bile cebimde mutlaka böyle işte. Mutlaka bir şey olur, yolculukta falan. Ciddi evet. Ciddi ilham geliyor yani. O ilhamlardan birini Beren Hocam'dan dinleyelim. Beren Hocam'a ezberledi şiiri tamam. O kadar kısa sürede ezberleyemiyorum. Zafer Turan'ın şiirini ezberlemiştiniz. Evet, şimdi önümüzdeki etkinlikte de ezber okuyacağım da bununla biraz zaman lazım. Bu kadar kısa sürede ezberleyemiyorum. Haberim olsaydı önceden ezberlerdim. Ömrüm Kayar İllerimden adlı şiiri okumaya çalışacağım. Doğru yaşanmıyor yanlış hayatlar. Bunca sessizlik kimi ürkütmez ki? Ey karşılığı olmayan varlıklarım! Sizsiz yıllarımı saymaya parmak yetmez. Kirpik arası günlerin lafı mı olur? Önce gözlerimde başladı yokluğunuz. Giderek bütün dünyamı sarmaladı. Sizi yokluklarla tarif ediyorum. Bir bende bitmiyor sahipsiz adresler. Ömrüm bunca gürültüde tekliğe tutsak. Soğuk taşlara döndüm uykusuz ıslak. Bir sizde bozulur inatçı suskunluğum. Konuşurum daima evdeki gölgelerinizle. Her seferinde öfkeyle inadına sorar. Balkon demirlerinden çatıya uzanan asma. İnadına sorar oyuncaklarınızı, terliklerinizi. O an bütün dünya boşalır gözlerimden. Böyle her seferinde ömrüm kayar ellerimden. Ben Korkmaz arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi birinci konuşmayı yapmak üzere Ahmet Hocam'a bulunduğu yerde de Ahmet Hocam her pazartesi burada atölyesi öğretmenliği yapıyor saat 5'te. Ayrıca şair ve yazar olduğunu da biliyorsunuz. Buyurun Ahmet Hocam. Şimdi ben spontane konuşmak istiyorum esasında ama bazı şeyleri atlayıp bazı şeyleri kaçırmaktan endişelendiğim için yazıya döktüm. Buradan okumakta iner görüyorum. Bazı şeyleri atlayıp uçmuş, düşük gitmesin bazı şeyleri. Bugün burada bir kent sanatçısını tanıyorum. Etkinliğinde daha karşınızdayız. O akşam Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde daire başkanı olarak görev yapan ve aynı zamanda şiir sanatının labirentlerinde yürüyen şair Ekrem Budak'ın şiire ve yaşama bakışını ve şiirlerinin
sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu akşam Ekrem Burak'ın şiirini ele alacağımıza göre şairliğinden ve şiire bakış açısından başlamamız gerektiği kanısındayım. Şair Ekrem Burak dediğimizde şiirinde başlıca iki ana dal, iki ana yol göze çarpmaktadır. Birincisi İsyan Bastı Yüreğimi ismini verdiği kitabındaki halk şiiri tarzında yazılmış çocuklardan oluşan şiirlerin yazdığı ve yazarken Eko mahlasını kullandığı halk ozanı, halk şairi dönemidir. Bu şiirlerinde Türkçenin duru ve anlaşılır kullanımını halk şiirinin hece vezni ve kafiyeleriyle zenginleştirmiştir. Bütün halk ozanlarının olduğu gibi şiirlerini vatan ve insan sevgisi, barış, dostluk, kardeşlik, halkça paylaşım, eşitlik ve insanlık onurunu yücelten duygu ve düşüncelerle bezemiştir. Globalleşen dünyada yitirilen toplumsal değerlerin, aile ve insan sevgisinin önemini dile getirdiği, insanlığın en büyük yararlarından olan ve insanları yarattığı dünyadaki açlık, sefalet, sömürü, adaletsizlik, insan ayrımı, toplum değerlerinde ve insani düşüncelerde yaşanan erozyonun yarattığı kaygı ve endişeleri, endişeleri haykırtığı, insanlarda anlayışlarının geliştirilmesi çabasını taşıdığını söyleyebiliriz. Bu şiirlerinde gelenekçi bir söylemle kendisinden daha önce Anadolu'da yaşamış Gürüt Emre, Dadaloğlu, Bir Sultan Abdal, Erzurumlu Emrah, Karacaoğlan, Dadal ve Aşık Mahmut Şerif gibi ustalardan ışık aldığını ve onların yolunda yürüdüğünü görüyoruz. Anadolu insanı Ekrem Burak'ın temel taşı ve temel kaygılarını oluşturur. Çünkü kendisi de Karseli Karaman ilçesine bağlı Paslı köyüne dünyaya gelmiş bir köy çocuğu, bir Anadolu insanıdır.